Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de benim kanalıma hoş geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Bir sorum vardı benim de. Lütfen. Bir video çekelim istedim bu soruyla alakalı da aynı zamanda. Tabii o yüzden buradayız. Evet. Boyun kıdırdatmak nasıl bir şeydir? Hoş bir şey. Zararlı mıdır? Evet. Hoş olması zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bu videonun sonuna geldim. Şimdi ne gibi zararları var dediğimiz zaman öncelikle boyunu size göstereyim. Baktığımız zaman 7 tane omurdan oluşan bir yapının ismi boyun. Doğal bir karısı var. Boyunu bilinçsiz bir şekilde böyle kıtırdattıkça, hareket ettirdikçe doğal bir şekilde oluşan hareketliliği arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla buralarda hipermobilite dediğimiz aşırı hareketler ortaya çıkabiliyor. Ve bu aşırı hareketi sınırlandırmak adına adenelerde, kaslarda spazm, kasılmalar oluyor. Dolayısıyla kişi sürekli boynunu kıtırdatmaktan kaynaklı sırt ağrısı, boyun ağrısı, adene gerginliği tarif edebiliyor. O yüzden o anlık sizi rahatlatıyor gibi olsa da, çünkü vücutta serotonin gibi mutluluk hormonları salgılanıyor. Bu uzun vadede kronik bir siklus oluyor. Yapıyorsun, rahatlıyorsun ama kasların kasılıyor. Bir daha yapmak istiyorsun. Böyle sürekli bir döngü haline gelmiş oluyor. Siklus ne demek hocam? Siklus bir döngü. Kronik bir döngü haline geliyor ve bu bizim tavsiye etmediğimiz bir şey. Tedavi amaçlı kullanılan uygulamalar da var. Bunlar bizlerin kullandığı uygulamalar. Bu detaylı bir değerlendirme sonrası kısıtlı olan, iyi hareket etmeyen bölgeye spesifik olarak bir noktaya yapılan bir düzeltme manevrası. Ama bunun için lise sonrası minimum 6 sene okumanız gerekiyor. Ve bunu okuduktan sonra da kendi kendinize yapamıyorsunuz. Benim omurgamda bir problem olduğu zaman kendim bakmıyorum ve rica ediyorum. Meslektaşlarım bakıyorlar. Sevgili Doruk şu an kendisi burada. Mesela Doruk bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Sizler hem eğitimli değilsiniz bu konuda hem kendinize bakıyorsunuz. Bunu yaptık diyelim. Sonra spazmlar dedik mesela. Bunu bizim hayatta nasıl problemler olarak karşımıza çıkar yaparsak? En temel problem boyunda ağrı. Buralarda boyun omuz kavşağındaki kas gruplarında sertlik, halk arasında kulunç olarak tabir edilen böyle gerginlik olarak hissediyor kişiler bunu. Ve bir türlü rahatlayamıyor. Sürekli böyle bir takım hareketler yapma isteği oluyor. O gerginlik olduğu için yine kıtırdatıyor. Kıtırdattığı için bir daha geriliyor. Böyle kronik bir döngü haline gelmiş oluyor. Ve boyun kaba Türkçesiyle laçkalaşıyor. Boyunun stabilitesi azalıyor. Çünkü gereksiz ve aşırı ve hatalı uygulamalar yapılıyor. İngilizce olarak da over manipulation syndrome olarak geçiyor. Türkçesi de sanıyorum aşırı manipülasyon sendromu. Böyle literatürde yer almış bir tıbbi rahatsızlık. Kişinin bundan kurtulması bir bağımlılık mücadelesi. Yani bizler nasıl sigara içmeyin diyoruz ama sigaradan nasıl kurtulursun dediğin zaman onu bağımlılıkla mücadele ekipleri biliyor. Dolayısıyla hani boyun kıtırdatmadan nasıl vazgeçebilirim dediğin zaman inan bilmiyorum. Ama sanıyorum bir süre yapmayarak ve bu süre içerisinde ağrılarında artış olabilir. Canım çok fazla yapmak istiyor olabilir bunu. Ama 2 hafta kadar, 3 hafta kadar yapmazsan bir süre sonra vücudun adapte oluyor ve alışıyor. Sonra da istemiyorsun. Bilinçsiz yapılan boyun kıtırdatmaları eklemlerde bir takım reseptörlere giden uyarılar neden oluyor. Bu uyarılarla birlikte kaslar kasılıyor. Tüm bunların sonucunda kişide baş ağrısı da gelişebiliyor. Dolayısıyla baş ağrım var diye kendini kıtırdatıyorsun ama kıtırdattığın için de baş ağrım oluyor. Yine böyle bir döngü oluyor. Evet. Çok sağ olun. Sizler kendilerinizi kıtırdatıyor musunuz? Hiç kıtırdatmam ben. Sıfır. Ben şöyle bir şeyim var. Parmak. Sadece baş parmak. Ben de şey yaparım şu şöyle. Ben onu yapmıyorum. Sadece şu parmak. Siz yapıyor musunuz? Ben böyle sırtımı sırt yapıyorsun. Bizim tanıdığımız birisi var ama o böyle sırttan girip kap, tak diye kıtırdatıyor mesela. Eğitimli mi? Hayır. Yani kebap konusunda eğitimli. Usta. Tabii usta. Ustamız kebap yapsa inan daha iyi olur. Halk sağlayısından. Çünkü bir gün kucağında kalabilir. Hatalı uygulamalarla birlikte kemik ve eklemler zarar görebilir. Çok doğru. Çok sağ olun hocam. Bir de 15 defa. Çok arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu faydalı içeriklerden sizler de yararlanın ve arkadaşlarınızın da yararlanması konusunda onları da tavsiye etmenizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz şimdilik hoşçakalın.